Şimdi Malatya'da 6 Şubat'tan sonra, 2023'ten sonra yaklaşık işte 1,5 yıldan fazla bir zaman oldu. Normalde 1 yıl içerisinde teslim edilecek denilen evlerin aslında çok az bir kısmı teslim edilebildi şimdiye kadar. Bunlarla alakalı çalışmalar devam ediyor. Seçimden sonraki süreçte bakanın değişmesiyle ve valinin değişmesiyle biraz daha hızlandı. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil ama öncesine göre bir nebze daha iyi. Konutlarla alakalı, köy konutlarıyla alakalı kurası çekilen köy konutlarının büyük bir kısmı teslim edilmedi. Altyapı eksikliklerinden kaynaklı muhtemelen teslim edilmediğini düşünüyorum. Bunun dışında merkezdeki TOKİ konutlarında çok sayıda biten TOKİ konutu oldu ama vatandaşın oraya taşınması konusunda hala ciddi bir sıkıntı var. Yani pek fazla rağbet görmedi aslında. Şehir dışında yapılan TOKİ'lerin Malatya'da çok rağbet gördüğünü söyleyemeyiz. Bunun temel sebepleri yine altyapı eksiklikleri ve şehrin merkezinde çok uzak olmalarından kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum ben. Yani sosyallik anlamında bayağı bir yetersiz yani. Alışveriş yapabilecekleri mekanlar henüz tam anlamıyla rentable çalışmıyorlar yani. Öyle olunca da tabii o taraflara geçmek biraz şey, insanlar tarafından tercih edilmiyor. Haklılar da yani. Bunun dışında yani yapılan konutların dışında şu anda yerinde dönüşüm olarak kendi imkanlarıyla kendi binalarını yapmak isteyen ciddi anlamda bir şey var, vatandaş var. Bunun da belediyeler tarafından şeyini oturtulmamıştı tam. Yani tam bir rutin başvuru süreçleri oluşmamıştı. Kısmen sorunlar vardı bunda. Bu sorunlar böyle aşama aşama giderilmeye çalışılıyor ama çok yavaş bir şekilde ilerliyor bunlar. Bu da insanların kendi binalarını yapma konusunda önlerine biraz set çekiyor. Şu anda kısmen bu biraz daha açıldı. İlerleme kaydediliyor. Bunun dışında başlayan konut sayısı, yerinde dönüşüm olarak başlayan konut sayısı çok çok az, yetersiz. Aslında şehri ayağa kaldıracak olan da biraz yerinde dönüşümün hızlanması ve bu hızlanmayla beraber şehrin kendine gelmesi. Bu hızla biz devam edersek şehrin kendine gelmesi bir 10 yıl alacak, öyle gözüküyor. Rezerv alanlarıyla alakalı aslında bir şey söylemek gerekir. Yani Malatya'daki rezerv alanları her gün değişiyor. Her gün biri ekleniyor, biri çıkarılıyor, birinde alan değişiyor falan. Bu rezerv alanlarıyla alakalı şöyle bir şeyin olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Birincisi rezerv alan sınırlarının belirlenmesi, açıklanması, kaç konut olacağının rezerv alanında ilan edilmesi gerekir. Bu konutlardan kaç tanesi mevcut yerinde rezerv alanın içerisindeki hak sahiplerine verileceğinin açıklanması lazım. Ne kadar bunun dışında yani hak sahiplerinin dışında rezerv alanlarında ne kadar konut üretilecek bunun da bir bilinmesi gerekiyor. Çünkü rezerv alanları rant alanları olmanın dışına çıkarılmalı. Rezerv alanları yani insanların depremden kaynaklı sorunlarını çözebilecekleri alanlar olarak düşünülmeli ve buna göre hareket edilmeli diye düşünüyoruz ve bu kendi içerisinde bir kafa karışıklığı yaratıyor. Yani acaba burada ne kadar çıkacak? Herkese ne kadar yer verilecek? Metrekareleri ne olacak bunların? Bunu bir şey yapmak lazım yani. Belediye meclisleri tarafından merkezdeki iki ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kat sınırlaması getirildi. 7 kata kadar bir kat bodrum sınırlaması getirildi. Mutlaka bir kat bodrum olması gerekiyor ve jeolojik etütlere göre bu ikinci kata 2 kat bodruma çıkabilir. Kat yüksekliği açısından bir sınırlama getirildi. Bunu da biz olumlu karşılıyoruz. Yani baktığımızda evet böyle olması gerekir. Bu süreçler içerisinde biz de belediyeyle gerekli görüşmeleri yaptık zaten. Biz de fikirlerimizi beyan ettik. O anlamda böyle bir kararın çıkması doğru bir karar oldu. Denetleme süreçlerinin bence o kadar hani sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü konusunda ben o kadar emin değilim açıkçası. Yani yapı denetim firmaları ve belediyeler tarafından
yeni yapılan binalardaki gerekli kontroller ne ölçüde olması gereken mevzuata, yani şu andaki yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde yapılıyor. Emin değilim ama gördüğümüz, arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla çok da olması gerektiği gibi ilerlemiyor. Yani beton süreçleri kendi içerisinde beton ve demir, demir aslında demir anlamında fena olmayabilir. Zaten hani depremin getirdiği bir korku var, ona göre bir şey yapılıyor ama beton süreçlerinin bence daha bir denetim altında olması gerektiğine inanıyorum. Yani. Bence uygulanmıyor yani. Bence denetleme süreçleri tam olması gerektiği anlamda denetlendiğinden emin değilim. Özellikle az önce de söylediğim beton anlamında bunun denetlenmesi, daha sıkı bir denetlemenin olması gerektiğine inanıyorum. Yani. Rezerv alanı sınırlarının kesinleşmiş olarak açıklanması gerekir. Her gün değiştirilmemesi gerekir. Ve rezerv alanındaki konut stoğunun, iş yeri stoğunun ne kadar olacağını, bunların ne kadarlarının hak sahiplerine teslim edileceği konusunun gene o sınırla beraber açıklanması gerekir. Böyle olursa, bu açıklamalar yapılırsa en azından bu kafamızdaki rant alanına dönüşme durumunun bir nebze biz kendi kafamızdan yerine koymuş olacağız. Malatya açısından değerlendirirsek, Murat Kurum Malatya'ya bakan olduktan sonra sık sık gelmeye başladı ve bunun Malatya'daki deprem kaynaklı sorunların giderilmesiyle alakalı artı bir fayda sağladığını gözlemliyoruz biz de.